Biz Göcekliler olarak çocukluğumuzdan beri bu koyları piknik yapmak için, misafirlerimiz geldiğinde onları göstermek için kullanıyoruz. Koruyarak kullanıyoruz. Ve buraların bizim torunlarımıza da, gelecek nesillere de böyle bakir kalmasını istiyoruz. Ama duyduğumuz ve aldığımız bilgilere göre burada bir kiralama yapılmış ve belediyeden de yapı ruhsatı verilmiş. Bu çok tehlikeli bir konu. Çünkü yapı ruhsatı bildiğiniz gibi verildiği zaman, orada yapılaşma bir başladığı zaman önünü alamıyorsunuz. Çok daha büyük yapılara emsal oluyor. Özellikle bu koy, Osman Ağa diye geçiyor ama asıl ismi Günlüklü'dür. Gördüğünüz gibi günlük ağaçları var, sığla ağaçları var. Endemik tür. Bu bölgede, yani Türkiye'de sadece Marmaris, Fethiye bölgesinde ve Amerika'da bir yerde var. Endemik bir tür. Ayrıyeten sazlar var. Ayrıyeten buradan su çıkıyor. Yani burada balıklar yumurta bırakıyor, burada kuşlar yumurta bırakıyor, burada canlılık, hayat devam ediyor. Biz burayı yapılaşmaya teslim ettiğimiz zaman çok büyük bir biyolojik tahribata yol açacağız. Yani insanların kullandığı alanların ötesinde doğa için, dünyamız için önemli bir nokta. Bu tip noktaları kaybetmememiz gerekiyor. Zaten birçok yerde turizm tesisi var. Çok az sayıda bakir yerimiz kaldı, bakir koyumuz kaldı. O bakımdan biz buraların korumanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve diyorlar ki burada bir işte kamu menfaati yaratılacak, belli bir miktar kira alınacak. Ama biz biliyoruz ki o kiralamalar uzun vadede bu alanların kaybına ve belli bir süre verimli kullanılmasına sebebiyet verecek. Zaten bu dünya var olduğu günden bu yana burası bakir. Biz istiyoruz ki sonsuza kadar bakir kalsın ve tüm insanlığa faydalı olsun. Diğer türlü sadece bir kesim kullanacak, bir kesim para kazanacak. Bizim hassasiyetimiz bu ve buradaki başlayacak yapılaşmanın diğer koylara, diğer adalara da emsal olmasından çok büyük endişemiz var. Çünkü dünyanın başka yerlerinde bunlar böyle yapıldı ve bunlar kayboldu. Zaten buralar bakir kaldığı için bu kadar turist, bu kadar tekne, bu kadar insan burayı turizm amaçlı tercih ediyor ve buraya geliyor. Amacımız bu.